Devam ediyordu çatışmalar ve Azerbaycan'ın sahada kazandığı zaferler geçtiğimiz gece, yani bu gece bir anlaşmayla taçlandı. Dağlık Karabağ artık özgür. Sahada darbe üstüne darbe alan Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Bakü'de sevinç, Erivan'da da halk ayaklanması var. Son durumu Haber Global ekibinden Murat Karataş'tan alacağız. Murat, günaydın, söz sende. Günaydın. Evet, Gence'de de aynı şekilde büyük bir sevinç, büyük bir coşku var. O kazanılan zaferin coşkusunu Genceliler İlham Aliyev'in konuşmasının hemen akabinde kutlamaya başladılar. O tarihi konuşmayı evlerinde izlediler, televizyonlarında izlediler. Sonrasında ise sokaklara çıktılar ki aslında uzunca bir süredir, yaklaşık 1,5 aydır akşam 9 itibariyle sokağa çıkma yasağı var sabah 6'ya kadar. Ancak sokağa çıkma yasağının bitmesini beklemeye kimsenin gücü yoktu. Hemen Azerbaycan'ın dört bir yanında Azerbaycanlılar sokaklara döküldüler ve kutlamaya başladılar. Hali hazırda da şu saat itibariyle gün ağardı ve kutlamalar Gence'de birçok noktada devam ediyor. Sadece Gence'de değil, Azerbaycan'ın az önce de söylemiştim birçok kentinde, başta başkent Bakü olmak üzere Mingeçevir'de, Berde'de birçok noktada bu kutlamaların yapıldığını biliyoruz. Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılması 27 Eylül'de başlayan Ermenistan'ın saldırılarının sonucunu aslında belirledi. 72 yerleşim yeri ve 8 stratejik tepenin kurtarılması Ermenistan'ın beyaz bayrak kaldırmasına sebep oldu. Şuşa yenilgisinden sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın taleplerini kabul etmek zorunda kaldı ve bir teslimiyet anlaşması için masaya oturdu. Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanları Ermenistan Başbakanı ile Ermenistan'ın işgaline ve saldırılarına son vermesini kararlaştırdı. Teslimiyet anlaşmasına göre Ermenistan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın taleplerine uygun olarak bir an önce Kelbecer, Laçin ve Ağdam'dan kayıtsız şartsız çekilecek. Böylece Azerbaycan hiçbir kayıp vermeden Kelbecer gibi büyük ve stratejik bir bölgenin ve ciddi savunma istikamları kurulmuş olan Ağdam'ın ve Laçin'in kurtarılması sağlanmış olacak. Azerbaycan ordusu bugüne kadar kurtardığı mevkilerde kalacak. Anlaşma Ermeni ordusunun topraklardan çekilmesine paralel olarak bölgeye Türk ve Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasını da içeriyor. Dağlık Karabağ'ın statüsü müzakere konusu olmayacak. Burası son derece önemli. Bu Azerbaycan'ın bölgedeki büyük askeri ve siyasi zaferi. İşte o büyük askeri ve siyasi zafer İlham Aliyev'in konuşmasının bittiği an itibariyle Azerbaycan'ın dört bir yanında 7'den 70'e herkes tarafından kutlanmaya başlandı. Bu arada Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Teslimiyet anlaşmasına dair açıklamasında kendim ve Ermeni halkı için çok zor bir karar aldım dedi. Anlaşma için benim ve halkım için acı verici ifadelerine yer verdi. Bu arada Azerbaycan'da başta Bakü ve Gence olmak üzere kutlamalar yaşanıyor, coşku var. Ancak Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ise olaylar çıktı. Bazı gruplar hükümet binasını bastı. Yüzlerce kişi özel araçlarıyla Erivan'daki hükümet binası önüne geldi. Grubu polis engellemeye çalıştı ancak bu çaba başarılı olmadı. Protestocular hükümet binasının kapılarını kırıp içeri girdi. Parlamento binası yakınında Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın korumalarıyla göstericiler arasında arbede yaşandı. O sırada makam aracında olan meclis başkanı protestocular tarafından aracından indirilerek darbe edildi. Erivan'da gece boyunca olaylar yaşandı dedik. Ancak Gence'de, Bakü'de, Mingeçevir'de, Azerbaycan'ın birçok yerinde, birçok noktasında, birçok kentte, yerleşim biriminde ise işte bunun gibi manzaralar vardı. Coşku vardı, coşku vardı, sevinç vardı, mutluluk vardı ve birçok yerde işte bu fotoğrafları, bu görüntüleri görmek mümkündü. Şu an için kameraman arkadaşım Ünsal Çakin'le birlikte Gence'den, meydandan aktaracağımız notlar böyle. Murat Karataş, teşekkür. YouTube kanalımıza abone olun.